Prenses! Farya! 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 Ah, Tanrı'ya şükürler olsun. İyi misiniz? Madam, ne oluyor? Bilmiyorum, anlamadım. Birisi saldırdı, ben de kendimden geçmişim. Nasıl? Siz? Nasıl olur? Gidin. Bütün ağaları, cariyeleri topla. Herkes gelsin. Çabuk. Tamam. Herkes gelsin. Sultanım, merak etmeyin. Farya Hatun hakkında lazım bileni yaptınız. İnşallah doğru karar vermişimdir. İleride pişman olmayalım da. Validemize ne diyeceksiniz? Kardeşlerime ne diyeceksiniz hünkârım? Size asla affetmezler. Yapma. Yapma. Yapma abi. Validemi çağır. Sultanım! Açın kapıyı. Kalsın. Şehzadem nerede? Nereye gitti? Ağalar konuşun! Hünkârımızla birlikte çıktılar sultan. Henüz dönmediler. Thank you.
Evet, vaziyet ortada. Gecenin bir yarısı birileri geldi bize saldırdı ancak ne yaptılar bilmiyoruz. Şimdi kim ne biliyorsa anlatsın. Vallahi biz uyuyorduk Farya Hatun. Ben bir şey duymadım. Ben de uyuyordum. Ben de. Tamam, madem siz uyuyordunuz. Nöbetçi Ağlar. Siz de mi uyuyordunuz? Ha? Madem susacaksınız, susun. Siz beni korumak için buradasınız. Sultan burada verirsiniz hesabını. Valide sultanımız geldiler. Kösem sultan mı? Gecenin bir vakti ne işi var burada? Anlat. Konuşsana. Anlatsana. Bilmiyorum. Yemin ederim başka bir şey bilmiyorum. Çok kalmadılar zaten. Bu kadar öyle mi? Bir anda herkes kör sağır oldu. Çıkın dışarı. Çıkın. Ben eminim bir şey olduğunu ama ne? Prenses. Kanalımız var. Ne yaptın Kasım'a? Kıydın mı kardeşin? Analık hakkım için söyle. Canını bağışladım. Lakin cezasını çekecek. Ne cezası? Ne cezası verdin kardeşine? Mustafa amcamın dairesine kapattım. Ne? Kardeşini kapattın mı? Hem de o meczubun yanına. Ne istiyorsun? Kardeşin de mi aklını yitirsin? Validem. Canını alsam müstahak. Hakim ben bağışladım. Sakın ha. Sakın ola. Benden onu cezasız bırakmamı beklemeyin. Şayet bugün onu cezasız bırakırsın, yarın tahtıma göz diker. İşte o vakit. Murat'ım sana söz veriyorum. Ben yaşadığım müddetçe kimse senin tahtına göz dikmeyecek. Lakin sen benim kolumu kanadımı kırdın. Kardeşini ikaz edip konuyu kapatacağına kendi ellerinle daha da büyüttün. Şimdi onun içinde korku, senin içinde şüphe olacak. Korku da şüphe de kalbe giden zehirdir. Öldürür. Dairenize dönün Valide. Etme oğlum. Merhum abin Osman da Mehmet'ime bu yüzden kıymadım. Sırf şüphe duyduğu için kıymadım. Yol yakınken dön. Çıkar kardeşini o kör kuyudan. Ben ne vakit istersem o vakit çıkar. O güne dek de kimse konuşmayacak onunla. Siz
Siz dahil. Ben derdimi kime anlatayım? Duvarlara, kör kuyulara mı bağırayım? İşit beni oğlum. İşit beni. Zulmün kapısını bir kez açarsan... ...bir daha kapatamazsın. Sıhhatinize ihtimam göstermeniz şart. Allah korusun. Size bir şey olursa... Hastalığa ne acet? Evlatlarımı öldürecek. Telaş edecek bir vaziyet yok Farya Hatun. Korkmayın. Müjdeler olsun. Ne müjdesi? Gebesiniz. Rabbim sıhhatle doğurmayı nasip eder inşallah. Sen şunu bir daha desene hekim kadın. Doğru mu? Emin misin? Hamile miyim? Kösem Sultan neden geldi buraya? Mutlaka bir sebebi vardır. Öğreniriz. Siz şimdi bunları düşünmeyin. Bir bebeğiniz olacak. Bundan daha mühim ne olabilir? Hacı, beni çağırmışsın. Beynam nerede? Beynam yok. Az evvel sürüldü. Bundan böyle eski sarayın haşçısı olacak. Ah. Valide sultanımızın gazabından kurtulamadı desene. Sadece onun da kalsa iyi. Bu sabah esti gürledi. Öfkesinden herkes nasibini aldı. Meleke Hatun. Onu da saraydan kovdu. Sultanımızın Fülurya'daki çiftinde kalacak artık. Ben anladım beni niye çağırdığını. Beni de kovdu değil mi? Vallahi orasını bana sorma Lalezar. Sultanımız hemen gelsin dedi. Allah'ım sen esirge yarabbim. Allah'ım sen koru yarabbim. Gel. Sultanım. Gülsüm Hatun. Hayırlar olsun. Ne haberler getirdin bana? Farya Hatun'la beraber geldim sultanım. Hünkârımızı ziyaret edecekmiş. Mahsus yapıyor aspam. Haremde boy gösterip huzurumu kaçırmak istiyor. Gece hadise üzerine hadise çıkardı. Evvela hepimizi kaldırıp ayağa dikti. Meğer Kösem sultanımız gelmiş. Valide sultanımızın ne işi varmış orada gece vakti? Ben de merak ediyorum Narin Kalfa. Epey geç bir vakitti. Uyumuş kalmışım görmedim. Ağlar söyledi.
Hünkârım sizi bekliyorlar, buyurun. Murat. Faria haber vermeden geldiğine göre mesele mühim. Ben beni görünce sevinirsin sanmıştım. Ama anlaşılan kafanda başka bir şey var. Ne oldu? Neyin var? Münasip vakitte konuşuruz. Mesela acil değilse işlerim var. Buraya ilk geldiğimde tek arzum ülkeme, topraklarıma dönmekti. Eğer bir çiçeği alıp kendi toprağından başka bir toprağa ekersen, o çiçek boynunu büker, sararır, solar. Her çiçeğe yeniden hayat bulabileceği bir can suyu gerekir. İşte benim can suyum da sen oldun. Artık benim de kök salıp filizlenebileceğim bir toprağım var. Ya benim güneşim. Ne hoş haber böyle. Sen bana canından can verdin. Gel. Validem. Yaklaş Lalezar. Melek'in bütün vazifelerini sana devrediyorum. Dairemden ve dahi haremden sen mesulsün artık. Bundan böyle baş haznedarımsın. Lütfettiniz validem. Allah'ım beni size karşı mahcup etmesin. Hayırlısı olur inşallah. Bundan böyle gözüm kulağım olacaksın. Düşmanlara karşı beni koruyacaksın. Bilhassa Gülbahar'a karşı. Ona burada göz açtırmayacaksın. Emredersiniz sultanım. İlk vazifen silahtarla kim konuşmuş? Kim anlatmış hatunun oğlumdan hamile kaldığını onu öğren. Sorgu sual vaktinde oradaydım. Kim olduğunu bilmiyorum. Lakin hemen tetkik edeceğim. Vaziyet tam da istediğim gibi cereyan ediyor. Sultan Murat Kasım'ı kapattı. Şüphe kardeşleri ayıracak. Bunda sizin de büyük gayretiniz oldu kızlarım. Siz yüce sultanımızın sayesinde. Sultanım, Şehzade Bayezid geldi. Sizi sordular. Geliyorum Zeynel. Birbirinizi kollayın. Zinhar açık vermeyin. Muzaffer olmamız için sırt sırta vermemiz şart. Gecenin bir yarısı öğrendim. Sabaha zor ettim sana gelmek için. Murat. Hala anlatmayacak mısın?
Nedir seni bu kadar üzen? Kardeşim Kasım hata yaptı. Ben de ona bir ceza verdim. Yıllar evvel bana yaptıkları gibi onu bir daireye kapattım. Ben senin adaletine güveniyorum Murat. Nasıl üzüldüğüne biz de şahit oldum. Buna mecbur kaldığın o kadar belli ki. Ağlar. İbrahim. Hünkar abimizin Kasım'a verdiği cezayı işittin mi? Ne cezası Atike? Kasım nerede? Mustafa amcamızın yanına kapatmış. Demek affetmedi. Neyi affetmedi? Sen bir şey biliyorsun. Allah aşkına ne oldu İbrahim? Ne kabahat işledi Kasım? Anlat hadi. Kasım nasıl kalır o dairede? Hünkar kardeşimle konuşacağım bunu. Konuşmadım mı sanıyorsun? Fayda etmiyor. Hünkar kardeşin söz dinlemiyor. O silahlar denen işgüzar burnunu sokmasaydı böyle büyümeyecekti hadise. Silahlar ne yaptı ki? Hadiseyi örtbas edeceğine ifşa etti. Haremden kimle konuştuğunu da söylemiyor. Sultanım. Olan biteni işittim. Lakin siz üzülmeyin. Şehzademizin orada çok kalacağını zannetmem. Benim dairemden oraya geçişi kapatmışlar. Oğlumu görmek istiyorum, kapı duvar. Malumum sultanım, malumum. Sadece Hasoda tarafından yol var. Ki ancak çalışan ağlara izin veriliyor. Kemankeş, oğlumu görmem lazım. Kasım'ı göster bana. Keşke mümkün olsa sultanım. Hünkârımızın katı emri var. Daireye kimse giremez. Tamam, girmeyeyim, görmeyeyim. Sadece sesini işiteyim yeter. Şehzadem, beni görmek istemişsin. Taşlar çıkmıştım, ne oldu? Sizin olduğunu gayet iyi biliyorsunuz validem. Kasım o daireye kapatıldı. Hani beni götürüp sonun böyle olmasın dediğiniz daireye. Sen de asla yapmaz demiştin. Gör işte. Kasım'a bile acımadı. Sen olsaydın ne yapardı düşünmek dahi istemem. Validem, meselenin buraya gelmesinden ben de mesulüm. Hünkar abimle konuşup Kasım'ın çıkarılmasına gayret edeceğim. Hayır, hayır sakın. Durduk yere şimşekleri üzerine çekme. Herkesin lafı sineye çekilir, seninki göze batar. Hem hünkârımızın kararlarını sorgulamak kimsenin haddine değil. Bırak ne halleri varsa görsünler. Gel. Hasoda başım. Valide sultanımız lütfedip beni baş haznedar tayin ettiler.
Melike Hatun'a ne oldu? Bir müddet istirahat edecek. Silahtar ağam, sizinle konuşmam gereken bir husus daha var. Neymiş o husus? Şehzade Kasım Hazretlerini ihbar eden Hatun. Her kimse öğrenmem lazım. Öğrenip ne yapacaksın Lalezer? Kimse kim, sen içine bak. Benim işim bu zaten. Harem'in mesuliyeti bana ait. Zira o hatun bu mevzuyu sağda solda anlatmaya devam ederse ne yaparız? Cümle alem şehzademizin kabahatini işitir. Hanedanımızın itibarı için susturmak lazım. Susturmak? Çerağı çıkarıp saraydan yollayacağım. Başka bir şey değil. Âlâ. Çerağı çıkarıp yollayın. Lakin... O hatunun başına bir şey gelirse senden bilirim ona göre. Kasım, şehzadem. Validem. Validem, nihayet geldiniz. Ne olur, ne olur çıkarın beni buradan. Validem, hemen çıkarın beni buradan, ne olur. Sabırlı ol. Elbet çıkacaksın. O zamana kadar dayan oğlum. Dayanacak halim yok validem. Ne olur, yalvarırım hünkâr abime söyleyin. Kur'an hakkı için bir daha kusurum olmaz. Lakin burada... Dayanacaksın. Kasım, sen bir şehzadesin. Cihan Devleti'nin şehzadesisin. Her imkan ve şartta dik duracaksın. Eğilip bükülmek yok. Burada hocam fena halde. Validem, görmeye bile tahammülüm yok artık. Ne olur çıkarın beni buradan. Ne olur. Bir gün daha kalmak istemiyorum validem, yalvarırım. Validem, gittiniz mi? Validem, ne olur beni burada bırakmayın, gitmeyin. Buradayım oğlum, buradayım. Merak etme, bir hal çaresini bulacağım ben. Abimle konuşun. Hiç değilse beni kendi daireme kapatsın, razıyım validem, ne olur. Ne olur konuşun hünkâr abimle, ne olur. Validem, yalvarırım bir şeyler yapın. Hiç gücüm kalmadı validem. Validem. Saydın da ölseydim. Görmeseydim, işitmeseydim bunları. Bu öyle bir yara ki... çoktan kabuk bağladı. İyileştim sanıyordum. Yanılmışım. Tek bir dokunuşta tekrar kanadı.
gücün yetiyorsa bu yarayı da dağlasana Kemakeş. Sultanım, yokluğunuzdan daha büyük bir yara yoktur. Kan o vakit dökülür. Öyle ki derya olur. Hepimiz için de boğulur gideriz. Hünkârımızı görmeye geldim. Müsait değiller sultanım. Eğer benim yapabileceğim bir şey varsa. Sen yapacağını yapmışsın zaten silahdar. Kardeşimi koruyacağın yerde durumunu ifşa etmişsin. Sultanım, ben sadece hünkârımızın emrini yerine getirdim. Zaten sır değildi, bir şekilde öğreneceklerdi. İnanın bana sultanım, ben şehzademizi korumaya çalıştım. Ceverhan, sizin ne işiniz var burada? Ben dedim, gelmeyelim dedim. Hünkar abim bizi dinlemez dedim. İbrahim, Kasım bizim kardeşimiz. Ona sahip çıkacağız. Gün birlik olma günüdür. Usulünce konuşur, aldığı kararı tekrar gözden geçirmesini rica ederiz. Hünkârım, sizinle verdiğiniz ceza ile ilgili konuşmaya geldik. Lüzum yok. Her kim benim arkamdan iş çevirmeye cüret eder, cezasını çeker. Ben oğlumu o karanlıkta bırakamam hacı. Sultanım, hünkârımız sonunda uyumuşar. Siz sıhhatinize, sağlığınıza dikkat edin. Sultanım. Şehzademizi ihbar eden hatunu buldum. Kimmiş? Hanife hatun. Derhal saraydan yollayacağım sultanım. Hayır, yollama. Ben onu başka bir yere yollayacağım.
Feryat. Hayırdır? Pek sık gelip gider oldun. Şimdi hareme girmek için mi oyun oynuyorsun? Beni kendine karıştırma. Öyle ya, oyun oynamak senin işin. Sana hesap verecek değilim. Şimdi çekil önümden. Sen daha çok göreceksin beni karşında. Ayşe Sultanım. Farya Hatun. Valide Sultanımız sizi dairesinde bekliyorlar. Zira haberi aldık. Hayırdır Lalazar? Ne haberi? Hayırlı haber sultanım. Herkes işitsin, bilsin ki hünkârımızın gözdesi Farya Hatun hamiledir. Mutfağa haber edin, lokmalar dökülsün, şerbetler dağıtılsın. Buyurun. Gel. Valide Sultan. Yaklaş. Şehzade Kasım'ın başına gelenlere çok üzüldüm. Umarım tez vakitte kavuşursunuz. Evvela hamileliğin uğurlu kademli olsun. Hayırlısıyla hanedana bir evlat doğuracaksın. Bunu istemediğinizi biliyorum sultanım. Mani olmanın yollarını aramışsınız. Belki de dün gece bu yüzden geldiniz yanıma. Fakat hamile olduğumu anlayınca yapacağınız her neyse vazgeçtiniz. Öyle değil mi? Akıllı hatunsun Vesselam. Cesaretlisin de. Fakat cesaretin ve aklın fazlası sahibine zarar verir. Bilhassa bu sarayda. İşittim ki hünkâr oğlumla evlilik hayalleri kuruyormuşsun. Vazgeç. Hayali dahi yasak. Harem defterine adım bile yazılmadı daha. Karnındaki bebeğe bel bağlama sakın. O bebek hanedana ait. Doğar doğmaz alırım senden. Yüzünü görmeden, sesini işitmeden elinden gider. Burası sizin dünyanız sultanım. İstediğiniz her şeyi yapmaya gücünüz yeter. Ama yapmayın. Çünkü benim kalbim sadece Sultan Murat için atıyor. Ve onun kıymet verdiği herkes benim için de çok kıymetlidir. En başta da siz. İnşallah. Yaşayıp göreceğiz. Sen ne biçim haber getiriyorsun? O kadın hamileymiş, en son ben duyuyorum. Yıkıl karşımdan, gözüm görmesin seni.
Beceriksiz. Sultan, üzülmeyin bu kadar. Ne olmuş hatun hamile kaldıysa? Bu sarayda kaç hatun hamile kaldı da daha ayını bulmadan düşürdü bebeğini. O da düşürür. Bu işler talihe bırakılmaz Nari. Bazen kadere yardım etmek lazım. Her ne pahasına olursa olsun. O bebek asla doğmayacak. Has odayalısına ilave tedbirler alın. Fare hususi korunacak. Zira artık canımdan can taşıyor. Hünkârım, hayırlara vesile olsun. İnşallah yiğit bir şehzademiz daha olur. İnşallah. Allah size ve hanedanımıza zeval vermesin hünkârım. Amin. Gel. Hünkârım, Evliya Çelebi geldi. Söyleyeceklerim mühim. Gelsin. Hünkârım, Evliya kulunuzu bağışlayın. Zira rahatsızlık verdim. Lakin mesele mühim. Size ivedilikle arz etmem gereken bir husus var. Söyle. Hünkârım, eski eniştem İlyas Paşa. Benim kendisine itimadım olmadığı için tetkik ettirdim. Tetkik ederken de Acem elçisinin hala payitahtta olduğunu gördüm. Ne hikmetse memleketine dönmemiş kendileri. Silahlar? Hünkârım, çoktan gitmiş olmaları gerekirdi. Derhal tetkik edeceğim. Hünkârım, Ezerfen kulunuz kendisini göz hapsine aldı. Siz müsaade buyurduğunuzda ben de yanına varacağım. Müsaade buyurun, biz takip etmeye devam edelim. Takdir edersiniz ki kimse bizden huylanmaz. Olur. Takip edin bakalım. Neler yapıyor Acem'in elçisi payitahtta? Emri ferman devletli padişahımındır. Sinan Paşa, şu Cornelius derdinden ne vakit kurtulacağız hayırlısıyla? Şimdi olmaz sultanım. Evvela İlyas Paşa savaşı başlatsın ki biz de o hengamede Cornelius'un icabına bakalım. İnşallah İlyas Paşa muvaffak olsun da şu Kösemli oğullarının devri sona ersin artık. Sonrası Şehzade Beyazıt'la sizin devriniz sultanım. Vaziyet. Anadolu'dan eli silah tutanları sekban yazmaya başladık. Paşaların zulmünden bıkanlar akın akın gelip sancağınızın altında toplanıyorlar. Âlâ. Hazırlıklarınızı yapın. Bu kış sert geçecek.
hünkârım. Başka bir arzunuz var mı? Kendini ele doldur Mustafa. Sen de onlar gibi mi düşünüyorsun? Kardeşim hakkında verdiğim karar yanlış mı? Hata mı ettim? Haşa hünkârım. Olduğu gibi söyle Mustafa. Her daim olduğu gibi. Hakiki hislerini söyle. Hünkârım. Ben senelerdir sizin yanınızdayım. En yakınınızda. Ki bu benim için şereflerin en büyüğü. Bugüne kadar birçok kararınıza şahit oldum. Doğrusunu yanlışını ben bilemem. Lakin bildiğim bir şey var hünkârım. Sizin yüreğinizle aklınız arasında öyle bir bağ var ki. Verdiğiniz her hüküm adildir. Nihayetinde sizi üzse bile adildir. Abisi olarak ziyadesiyle üzüldüğüm doğru. Verdiğim karar gök kubbe misali çöktü üstüme. Ona değil kendime verdim cezayı. Lakin hünkâr olarak hiçbir şey hissetmiyorum. Tüy kadar hafifim. Üzerimde hiç yük yok. İşte beni asıl kedere sürükleyen bu Mustafa. Sanki masumiyetle aramda bir bağ vardı. Yahut bir köprü. Ben onu yıktım geçtim. Hünkâr kardeşim dinlemedi bile bizi. Bazen tanıyamıyorum onu. Ben de memnun değilim hünkârımızın verdiği cezadan. Lakin Kasım'ın suçu da büyük. Hünkâr abim yine vicdanının sesini dinlemiş. Yoksa canını almak istese kim ne diyebilir ki? Bir divaneyle aynı odaya kapatmak mı vicdan Atike? Belli ki herkese ders olsun istedi. İşitmedin mi söylediklerini? Hepimizi uyardı. Arkamdan iş çevirmeyin dedi. Atike, sen de bundan sonra dikkatli ol. Şu silahtar meselesini unut artık. Zira onunla birlikte kendini de yakacaksın. Sahi siz benden sonra ne konuştunuz o gün silahtarla? Hiç. Ne konuşacağız? Ne icap ediyorsa onu söyledim. Kapat artık bu konuyu. Bana ne yapmam gerektiğini söyleme Gevherhan. Zaten silahların kalbinde başka biri yokmuş. Ester'le gönül eğlendirmiş hepsi bu. Şehzade Kasım'ın dairesine bakan ağları iyice tembihledim sultanım. Sıhhatleri hakkında bize malumat verecekler. Korktuğum başıma geldi hacı. Yıllarca evlatlarımı düşmanlarından korudum. Şimdi hem birbirlerinden hem düşmanlardan korumak zorundayım.
Gel. Validem, beni çağırmışsınız. Gel Ayşe, gel. Şu Farya meselesini konuşalım seninle. İlan edildiği üzere hatun hamile. Benim torunumu taşıyor. İstesek de istemesek de hakikat bu. Ne olacak peki? Hareme mi girecek? Bana biat edip sözümü dinlerse tabii ki hareme girecek. Bundan böyle aranızda münakaşa istemiyorum. Sizin vazifeniz Hünkaroğlumu mutlu etmek ve torunlarımı yetiştirmek. Bundan gayrısını affetmem bilesin. Artık hamile olduğum için çok daha dikkatli olmalıyız onu. Dün akşamki gibi bir hadise bir daha asla yaşanmamalı. Emredersiniz. Sarayda ne yaptınız peki? Sultan Murat nasıl karşıladı bu haberi? Çok sevindi. Tıpkı benim gibi. Olan bitenden bahsedip canını sıkmak istemedim. Sonra Kösem Sultan çağırdı. Tahmin ettiğim gibi. Hamile olduğumu öğrenince her ne yapacaksa vazgeçmiş. Umarım tavsiyeme uymuşsunuzdur. Sen hiç merak etme onu. Kendimi tuttum. Kösem Sultan'ın istediği gibi davrandım. Ona ve Sultan Murat'a ne kadar değer verdiğimi anlattım ona. O da bana elini uzattı. Ve ben de öptüm. En doğrusu bu prenses. O bir valide sultan. Siz istemeseniz de iyi geçinmek zorundasınız. Elimden geleni yapacağım bunu. Ancak zamanla ne olur ne biter bilmiyorum. Bildiğim tek şey, savaşı başlatan asla ben olmayacağım. Acem elçisinin hala payitahtta dolaşması hayra alamet değil. Öyle görünüyor hünkârım. İlyas Paşa'nın altın dolu sandıklarını da düşünürseniz, Acemlerin muhakkak bir hesabı var. Vaktiyle isyan günlerini fırsat bilip Bağdat-ı Revan'ı işgal ettiler. Hala da işgal ettikleri topraklardan çekilmediler. Lakin her şeyin vakti var. Evvela içimizdeki hainleri temizleyeceğiz. İnşallah hünkârım. Ben her daim yanınızda olacağım. Yahu Evliya, biz gece gece neden Acem elçisini takip ediyoruz? Gidip dinlensek ya. Ya senin dinlenmek dediğin Batakhane'de hatunlarla gönül eylemek. Evet, ama şimdi macera peşindeyiz. Şişt, gel buraya. Ben macera istemiyorum ki. Dinlenmek istiyorum ya. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ya kanatsız, bir gün hasıl olur da sel güzeştini yazarsan ne anlatacaksın? Ne anlatma meraklısı adamsın be. Niye anlat... Sen o yüzden bu kadar gevezesin. Şimdi anladım. Vallahi bıraksak cilt cilt kitap yazarsın sana. Ya kanatsız, biz hünkârımızın emriyle buradayız. Bu vazife bizim için mühim. Memleketin her yanı hain dolu. Memleketi yakacaklar. Bak Allah rızası için birazcık vazife şinas ol ya. Birazcık ya. Tamam ya. Susmuyor adam, susmuyor ya. Menfum yok, susma menfum yok. Konuşmak zor, durmadan konuşmak zorunda. Ha? Ne? Yok bir şey. İlyas Paşa'dan haber geldi. Asker toplamaya başlamış. Biz de icap eden yardımı yapıyoruz. Bu isyanın neticesi ne olur bilinmez. Lakin biz her halükarda Van Kalesi'ni kuşatacağız.
Güzel. Yakında Osmanlı hudutları değişecek. Herkes hakkını alacak. Amasya'nın ötesi de sizin hakimiyetinizde olacak. Bu hususta henüz bir karar verilmedi. Efendim. İsyanın gidişatına göre. Acem dostlarımız ne istiyorsa verilecek. Yahu muhterem, ne elçiymiş. Adam girdi çıkmak bilmedi. Ben şuna bir bakayım. Dur. O kadar bekledik. Biraz daha bekle. Bir çuval inciri berbat edeceksin. Sen 3 akçe ver. 3 güne veririm zaten sana. O zaman ben şimdi sana 3 akçe vereyim. Pazartesi ver ama. Bu adam... Cornelius. O kimdi? Rahip. Hangi rahip? Galata Kulesi'nin rahibi. Galata Kulesi? Galata Kilisesi'nin rahibi. Ha. Galata Kulesi'nin rahibi sensin. Hı. Tövbe estağfurullah. Yahu kanatsız. Hı. Acem elçisinin bu rahibe ne işi ola? Bu iş hiç de hayra alamet değil, evet. Ben rahibin peşine düşüyorum. Sen de elçinin peşine. Evet. Evet. Hayırlı işler. Tezgahı kapattık efendi. Sizin tezgah başka tabii. Giren çıkan belli değil efendi. Kaybolsan. Ezerfen Mirim. Ezerfen kendine gel. Ezerfen iyi misin? Ezerfen. Tamam sallama be adam. Ya ödümü kopardım be muhterem. Nasıl korktum selanı okuyacağız diye. Kalk gel. Gel ya Allah. Ya Allah. Hadi bakayım. Kalk. Bunu sana yapanı gördün mü? Görmedim. Elçi. Kaçırdım. Rahip. Kaçırdım. Sultan Murat Han çiğ çiğ yiyecek bizi. Yürü saraya yürü. Yürü. Üstüm başım batmış. İyisin değil mi? İyiyim. Gel. Hala muhabbetteler burada. Üstünüzü başınızı değiştirin, yatın çabuk. Söndür şunu çabuk. Ne yapıyorsunuz? Oyalanmayın. Yatın. Çabuk.
İşittim de haremde lokma dağıtılmış. Lakin yemek bize kısmet olmadı. Hayırlı haberi almışsınız sultanım. Öyle. Prenses hamileymiş. Yakında sultan da olur, hareme de girer. Akıllı hatun. Hünkârı avucunun içine almış belli ki. Şehzadeyi de kucağına verdi mi, tamamdır. Ben nasıl mani olabilirim ki buna? Bu senin yapabileceğin bir şey değil. Kösem Sultan'ın mani olması lazım gelirdi. Ha böyle hadise görülmüş iş değil. Padişah kendi haremi dururken bir hatuna saray açmış. Ahali bilse hiç hoş karşılamaz. Vakti zamanında rahmetli padişahlarımızdan biri de aynını yapmış da hatunun konağını taşlamışlar. Aşif de canını zor kurtarmış. Geçmiş zaman işte. Hayırlı geceler. Size de Gülbahar Sultan. Gel. Has odabaşım, kusurumuzu mazur görün. Rahatsızlık verdik size. Lakin mesele mühim. Biz bu Acem Elçisi'ni takip etmesini ettik. Fakat elimizden kaçırdık adamı. Elimizden kaç... Sen elimizden kaçırdın. Düştün rahibin peşine. Beni yalnız bıraktın orada. Sonra da olanlar oldu zaten. Tövbe estağfurullah. Rahip kimmiş? Nereden çıktı? Ağam, biz bu Acem Elçisi'ni takip ederken adam çarşıda bir dükkana girdi. Orada rahip Cornelius'la buluştular. Galata Kilisesi'nin baş rahibiyle. Rahip Cornelius? Onun ne işi var burada? Sürgün edilmişti. Belli ki kaçak yollardan geri dönmüş. Belki de kendileri hiç gitmemişlerdir. Belki de. Belki de. Mevzu anlaşıldı. Ben vaziyeti hünkârımıza bildiririm. Niye gitmemiş, niye burada kalmış öğreniriz. Müsaadenizle. Müsaadenizle. Daha senin ne işin var burada? Niye geldin? Her şey yolunda mı diye bakmaya geldim. Zira çarşıda takip edilmişiz. Dükkanı bastılar. Son anda kurtulduk elçiyle. Beni de takip etmiş olabilirler mi? Zannetmiyorum.
bir şekilde izinizi kaybetmiş olmalılar. Yoksa çoktan buraya gelirlerdi. Sen bu meseleyi temizle Sinan. Beni bu beladan kurtar. Merak etmeyin. Temizleyeceğim. Kurtaracağım sizi. Valide. Emriniz üzere Gülbahar Sultan hediyesi yollandı. Âlâ. Bakalım hediyesini beğenecek mi? Yatak odama kadar girmişler, senin ruhun bile duymadı. Sultanım affedin. Kösem Sultan bir yolunu bulmuş. Ne de olsa burası onun haremi. Şimdilik Zeynel. Şimdilik. Hemen kaldır ortadan. Usulünce defnetsinler. Beni dikkatle dinleyin. Eğer dediklerimi harfiyen yerine getirirseniz sizi ihya ederim. Tersane sarayında bir aşifte var. Padişah efendimizin aklını çelmiş. Üstelik hatun hür bir prenses. Bunu bütün şehre yayacaksınız. Olmuş bilin sultanım. Hamile olduğunu duyunca çok sevindim Faryal. Zira bu aralar pek keyfimiz yok. Yeğenim merakla bekliyorum. İnşallah saatle doğar. İnşallah. Çok teşekkürler Atike. Artık sen de ailemize giriyorsun. Gerçi bu iyi bir şey mi bilmiyorum.
Esasen burada kaldığın için talihlisin. Saraydan uzak olmak daha iyi. Şehzademize olanlar için çok üzüldüm. Biliyorum ki Sultan Murat da çok üzgün. Onu orada fazla tutmayacaktır. İnşallah. Ben de öyle umuyorum. Zira İbrahim çok üzüldü. İkiz kardeşim. Ben herkesi tanımıyorum henüz. Hanedan geniş. Evet. Payitahttan uzakta iki tane daha kardeşimiz var. Ayşe ile Fatma ablam. Onlar çoktan evlendiler, gittiler. Peki sen? Sen ne zaman evleneceksin? Silahlarla konuştun mu? Konuşamadım. O gün Geverhan geldi, mani oldu. Silahlarla görüşmemi istemiyor. O da mı biliyor? Elbette. Ona itimat ederim. Hoş, validem gibi sert ve kaidelere riayet ederek yaşamayı pek sever. Lakin iyidir. Beni çok sever. Üzülmemi hiç istemez. Gel. Sultanım. Hakkında her gün yeni şeyler öğreniyorum Silahdar. Sana nasıl güveneceğim hiç bilmiyorum. Ne oldu ki Sultanım? Atike kalbinde kimin olduğunu söyledi. Ester Hatun. Bir de gülüyor musun? Doğru mu bu Silahdar? Atike'ye ümit verdiğin yetmezmiş gibi. Bir de Ester Hatun'u çıktı şimdi. Emin olun sultanım, bu sizden evvelki bir mevzu. Benim kalbimde zinhar bir yeri yok. Olamaz. Size söyledim. Benim ahirim sizsiniz. Sana nasıl inanacağım hiç bilmiyorum. Hem inansam ya da itimat etsem bile gördün işte. Hünkar kardeşimin affı yok. Bu onun arkasından iş çevirmek olur. Olmaz Silahdar. Olur sultanım, olur. Tebessümünüz için dünyayı karşıma almaya hazırım. Yeter ki güzel yüzünüz hep gülsün bana. Bu fısıltılar giderek artacak Nari. Bütün payitaht öğrenecek. İnşallah sultanım. İşte o vakit tersane sarayını o kadının başına yıkacaklar. Hünkârım, Cizvit hainlerini tehcir eden ağayı getirdim. Cornelius denen rahibi sen bırakmışsın. Derhal izahat ver. Hünkârım, bağışlayın. Fakat bana bu evrak saraydan gönderildi. Yoksa ne haddime salıvermek? Reis-ül Küttab İsmail Efendi göndermiş hünkârım.
Hünkârım. Bu senin mührün mü? Benimdir hünkârım. Bre rezil! Bre köpek! Demek aramızdaki hain sensin. Hünkârım, ben asla böyle bir şey yapmadım. Size hıyanet etmedim. Bırak! Sarayımda başka kimler var? Rahip Cornelius nerede? Hünkârım, talimat afiye. Cizvit tarikatındanmış meğer. Hayır hünkârım. Allah, Kur'an adına hayır. Benim bunların hiçbiriyle bir alakam yok hünkârım. Götürün bunu. Konuşturun. Hünkârım. Burada bir yer tarif edilmiş. Arzu ederseniz derhal bakalım. Gidelim. Destur! Valide Kösem Sultan Hazretleri. Sultanım. Hediyenizi aldım. Lakin hatunu tanımam etmem. Yazık oldu biçareye. Her daim olduğu gibi gene bir günahsız kurban edildi. Sana git dediğimde gidecektin Gülbahar. Sözümü dinlemedin. Şimdi sen gitmek istesen de ben yollamam seni. Gözümün önünde, elimin altında olacaksın. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynayacağım seninle. Her gece yattığında sabah kalkmak için dua edeceksin. Sonra bir gün, hiç beklemediğim bir gün, canını alacağım. Hünkârım burası. Hünkârım. Salüte. Sal... Evliya Çelebi, sen Latince bilirsin. Ne yazmış bu gafiller? Salutem morte. Ölüm kurtuluştur manasına geliyor ağam. İfşa olduğunu anlamışlar. Hala buradalar. Tarikatlarından yüzlercesini sürgün ettik. Lakin esas hainler hala aramızda dolaşıyor. Allah'ın izniyle hepsini saklandıkları delikten çıkarıp onların ciğerini sökeceğiz hünkârım. Bunlar son çırpınışları hünkârım. Çember iyice daraldı. Çırpındıkça batacak hainler. Gemilere bindirip göndermek yerine hepsinin canını almak lazımmış. Bundan böyle hiç kimseye af yok. O alçaklarla saf tutan herkes kahrımın pençesinde tir tir titriyecek. Cornelius. Artık başımıza bela olamayacak sultanım. Beni bu beladan kurtar.
kurtaracağım sizi. Sinan Paşa, madem rahip öldü, artık yerin daha sağlamdır. Zira Kösem rahat durmuyor. Tehdit etmeye başladı beni. Er ya da geç saldıracaktır. Ben sizi canım pahasına korurum sultanım. Zaten hepsinin suyu ısındı. İsyanla beraber Kösem Sultan da, Sultan Murat da yanacak. Biz de istediğimiz güce ulaşacağız. Ve siz valide sultan olacaksınız. Sen de sadık veziri azamım. Cihan devletini birlikte idare edeceğiz. Sultanım. Ne oldu Halil Paşa, mı iyiyim demişsin? Yazık ki korktuğumuz başımıza geldi sultanım. Emriniz üzere Anadolu'ya geçtim. Ve İlyas Paşa'yı takip ettirdim. Şam'a geçmemiş gafil. Balıkesir'e çekilmiş. Ve orada asker topluymuş. Konuşmamız gereken bir mesele var, mühim. Lalezer, neler oluyor? Malumatım yok Has Odabaşı. Ya, peki Hanife Hatun hakkında malumatın var mı? Ne oldu ona, gönderdin mi? Elbette gönderdim. Sen kimi kandırıyorsun hatun? Ağalara sordum. Eski saraya giden olmamış. Ne yaptınız hatuna? Öldü mü yoksa? Soruyu isterseniz valide sultanımıza sorun. Lalezar. Bu cüreti kimden aldığın belli. Lakin karşında kim var unutma. Velhasıl bu laflar tehlikeli. Silahtar ağa, mesele nedir? Seni alakadar etmez, kemankeş. Allah razı olsun kemankeş ağam. Tam vaktinde geldiniz. Hayırdır Lalezer hatun? Has Odabaşı'nın seninle ne gibi bir derdi var? Yine vazifemi pek hazmedemedi. Sürekli emirler verip duruyor. Siz nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah.
Sağ olasın. İlyas Paşa Şam'a gitmemiş, Balıkesir'e dönmüş. İsyan için ordu topluyormuş. Ben sana dedim Murat, buradayken alacaktık hainin kellesini. Zehirli sarmış gibi dört yanımızı sardılar. Nereyi kessem başka yerden sarıyorlar. Bugün sarayda bir Cizvit haini yakaladık. Elebaşları olan rahibin cesedini bulduk. Acem elçileri de bu işin içindeymiş. Onlar da kaçtı. Durduk yere hediye getirmez Acemler. Böyle olacağı belliydi. Siz merak etmeyin Maridem. Hepsinin sonu yakın. İlyas Paşa'nın kellesini de bizzat ben alacağım. Payitahttan ayrılmanı istemiyorum Murat. Bir kere ayrıldın, canımdan oluyordum neredeyse. Allah korusun validem. Ağalar. Hünkârım. Ahizade Efendi'ye haber verin. Gelsin. Arz odasına. Emredersiniz hünkârım. Ahizade'yi niye çağırıyorsun? Ne alakası var bu mevzuyla? Ben de bunu merak ediyorum validem. Zira İlyas Paşa'yı ısrarla göndermemi tavsiye eden Ahizade Efendi'ydi. Müftü Hazretleri. Vaziyet nedir? Yahya Efendi ile alakalı mevzular tetkik edildi mi? Müftü Hazretleri, oğlunuz Seyit Efendi bizzat tetkik edip alakadar oluyorlar. Lakin şimdiye kadar bir ses seda çıkmadı. Çıkmaz tabii. Yahya öyle kurnazdır ki minareyi çalar, kılıfını da hazırlayıp üstüne uydurur. Gel. Müftü Hazretleri, hünkârımız sizi görmek isterler. Hayırdır inşallah. Mesele nedir? Malumatım yok. Pekala. Sen çık, ben geliyorum. Gel. Hünkârım, beni görmek istemişsiniz. Yaklaş. İlyas Paşa, elimin altındayken onu idam etmek doğru olmaz. Asıl isyan o vakit çıkar demiştin. Neredeyse kefil olmuştun. Ben de tavsiyene uydum, gönderdim paşayı. Lakin gelen haberlere göre isyan bayrağını çekmiş. Şaşkınlığımı mazur görün hünkârım. Hainlik yapacağını nereden bilebilirdim? Maalesef.
Madem bilmezdin, neden o kadar emin konuştun karşımda? Onunla beraber mi hareket ediyorsun? Hünkârım, ben bu yüce devletin Şeyhülislamıyım. Böyle bir ihanetle beni nasıl itham edersiniz? İtham etmiyorum Müftü Efendi. Etsem gereğini yapardım. Bundan böyle bir laf etmeden, bana tavsiyede bulunmadan iki kere düşün. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben de, ailem de senelerdir hanedanımıza ve devletimize sadakatle hizmet ederiz. Mazimizde tek bir leke dahi yoktur. Var Müftü Efendi. Var. Ben bir leke hatırlıyorum. İsyan günlerinde, asilerin önünde bana kefil olmadın mı? Hüsrev Paşa'yı öldüren padişaha güvenimiz yoktur. Şehzadelere dokunmayacağına dair kefil isteriz. Durun! Şeyhülislamınız olarak ben kefilim. Kendini benden üstün saymadın mı? Haşa. Sümme haşa sultanım. Aklımın ucundan bile geçmedi. Ben sadece sizi korumakla... Sen kimsin? Şeyhülislam Efendi. Sen kimsin de bir padişaha kefil olursun? O rezilliği unuttum sandın. Bu iki oldu Ayzade Efendi. İki. Allah şahidim olsun, üçüncüsü olmaz. Çekilebilirsin. Ne diyorsun Yahya Efendi? İlyas Paşa ile ortak hareket ediyor olabilir mi? Hünkârım, size ne yalan söyleyeyim. Şeyhülislam Efendi'yi günahım kadar sevmem. Ancak isyanla bir bağ olduğuna da ihtimal vermem. Vermek istemem. Yaptıklarının farkındayım Yahya Efendi. Yalan yanlış malumatla hünkârımızı bana karşı kışkırtıyorsun. Yeter artık, yeter. Ya haddini bilirsin ya da ben bildiririm. Ne kışkırtması Müftü Efendi? Ben aleyhinizde bir tek laf bile etmedim.
Mevzuya da biraz evvel şahit oldum. Bilip bilmeden konuşmayın. Ben diyeceğimi dedim. Ya yolumdan çekilirsin ya da ezer geçerim. Allah'ım sen bana sabır ver. Benim aklımı koru. Umudu kesmiştim senden. Nihayet geldin. Geldim Ester. Zira sana söyleyeceklerim var. Konuşuruz elbet. Ne oluyor? Buraya kadar Ester. Bir daha gelmeyeceğim. Bekleme beni. Haber de yollama. Aptal değilim, farkındayım. Son günlerde iyice uzaklaşmıştım benden. Neden yapıyorsun bunu Silahdar? Kimin için? Ester. Böylesi daha iyi. Seni daha fazla üzmek, incitmek istemem. Ben yeterince incindim zaten. Bana bir izahat borçlusun. Neden ayrılıyorsun benden söyle. Diyeceklerim bu kadar. Bu mevzu kapandı. Ester. Başka hatunlara benzemem. Demiştim sana. Hevesini alıp kaçamazsın öyle. Gözlerine baktığımda tüm şüphelerim yok oldu. Silahların beni sevdiğine eminim artık. Lakin onunla bir istikbal nasıl olacak hiç bilmiyorum. Bu endişenizin sebebi Atike Sultanımız mı? Kardeşim böyle deli divane aşıkken nasıl yaparım Elif? Olmaz. Mümkün değil. Şu olan biteni bir işitse nasıl bakarım yüzüne? Beni asla affetmez. Zaman her şeyin çaresidir sultanım. Hislerinin karşılığı olmadığını anlayınca ümidini elbet kesecektir. İbrahim. İçim daralıyordu benim de. Hissetmişim demek ki.
aklın Kasım'da. Biliyorum. Lakin kendini bu kadar yıpratma. Bunların hepsi geçecek. Hadi kalk bir şeyler ye. Hasta olacaksın. Yalnız bırak beni Atki. Konuşmak istemiyorum. Git başımdan. Şehzade Kasım için günden güne eriyor diyorlar. Ne yemek yiyormuş, ne de konuşuyormuş. Şehzade İbrahim desen, odadan dışarı adım attığı yok. Hacı abi biz neden hakikati saklıyoruz? Bak kabak bizim başımıza patlayacak sonra. Kolaysa sen söyle, ben nasıl söyleyeyim? Elimizden hiçbir şey gelmiyor biliyorsun. Kendini yiyip bitirecek. Hekim kadının dediğini biliyorsun. Üzüntüden, sıkıntıdan uzak duracak sultanımız. Gel. Ağalara bizzat sual ettim sultanım. Şehzademizin sıhhati yerinde. Selamlarını yollamış. Validemiz beni merak etmesin demişler. İbrahim nasıl peki? İyiler çok şükür. Olanlara üzüldüler elbet. Lakin vaziyeti çabuk kabullendiler. Validem, konuşmamız lazım. Atike sonra konuşalım lütfen. Validem, İbrahim'i hiç iyi görmedim. Hali hal değil. Hani vaziyeti iyi demiştiniz? Sen aklıma mukayyet ol. Kendini böyle perişan etmeye değer mi? Kasım çıkacak yakında. Çıkamayacak valide. Çıkamayacak. Beni atacak içeri. Kasım vaktiyle demişti. Abim iktidarına gölge istemediği için naib elinize son vermiş. Sıra bize de gelecekmiş. Haklıymış. Ben yapmaz demiştim ama yapacak. Hepimize kıyacak. Sen aklını mı yitirdin? Hayır, abin yapmaz böyle bir şey. Bak sana söz veriyorum. Ben yaşadığım müddetçe kimse senin canına kıymayacak. Kimmiş peki o hainler? Cizvit tarikatı mı? Anadolu'dan gelen haberler de iyi değil. Paşalarımdan biri düşmanla birlik olmuş, isyan etmiş. Savaş yakın. İsyan durdurmak için payitahttan ayrılacağım. Ben de seninle geleyim. Omuz omuza.
Birlikte savaşırız. İstesem gelirsin biliyorum. Lakin buna müsaade edemem. Hele ki şimdi. Karnında evladımızı taşırken. Ben senden ayrılmak istemiyorum Murat. Bunun düşüncesi bile çok korkunç. Benim başka kimsem yok ki burada. Öyle düşünme. Hatikem seni yalnız bırakmaz. Ne demek istediğimi biliyorsun. Sen olmazsan ben eksik hissederim. Yarım kalırım. Sensiz ben tamam mıyım? Ayrılıklarımız olacak elbet. Kaçamayız bundan. Lakin şunu bil. Ben nereye gidersem gideyim, menzilim sen olacaksın. Evliya, gel gel. Yardım et. Şu kanadın ucundan tut. Ya muhterem. Allah rızası için ya. Ya şu kulenin dışına bir ip mi bir şey yapsan da böyle çektiğimiz vakit diye bizi kulenin tepesine çıkarsa bu merdivenler bir gün beni öldürecek. Merak etme Evliya. Önce bir uçayım. Sonra sana da kanat yapacağım. Uçarak geleceğiz kuleye. Ya kanatsız. Vallahi de billahi de. Sana baktığım vakit ne kadar böyle vasat bir kul olduğumu farkına varıyorum. Aşk olsun Evliya. Senin de elin kalemi tutuyor. Ya muhterem ben de onu söylüyorum işte zaten. Ya senin hazin sonunu yazmak istemiyor benim ellerim. Arkadaş anlasana yahu. Ben içli hissiyatlı bir insanım. Senin aramızdan ayrılışına üzülürüm. Ya hep bir hisli kabler vuku. Hep bir öleceksinler. Kafa üstü çakılacaksın. Yok uçamayacaksın. Ya bir kere de bana inan be adam. Bir kere de evet yapabilirsin. İnanıyorum uçacaksın de ya. Evet. Yapabilirsin. Uçacaksın. Ama bu şekilde kuru kuru söylemen hoş değil yani. Ve hatta Zöhre Yıldızı'na kadar uçacaksın. Ya da mübalağa edeceksin zaten. Ve dahi orada kalacaksın. Ta ki Cenab-ı Hak seni gönderene kadar. Söyledim. Oldu mu? Mutlu musun? Oldu. Çok teşekkür ederim. Kanatsız. Hı? Dün rahibi bulduk. Cornelius'u. Saklandığı yere gittik. İçeri girdiğimizdeki manzara vahimdi. Adamı öldürmüşler. Öyle bir masaya uzandırmışlar. Kucağına İncil'i vermişler. Başını sırtının ardındaki duvara yaslamışlar böyle. Başının üstünde de kocaman bir yazı. Ne yazıyor? Salute morte. Ölüm kurtuluştur. Sen niye söylüyorsun? Ama tamam ya tamam bırak Allah aşkına anladım ben seni. Geç tut, kanadın ucunu tut. Ya muhterem senin uçma isteğin ölme isteğine denk. Gevezelik yapma bir ders çevireceğiz tut. Tövbe estağfurullah. Tam çevireceksin dikkat et. Bu biraz büyük değil mi be? Kaldır biraz. Çok acımışım. Ne yapayım? Afiyet olsun. Yemene içmene bilhassa ihtimam göstermen lazım. Sadece kendin için değil, evladımız için de. Gel. Hünkârım istediğinizi getirdim. Nedir o? Sadece hanedan mensuplarının taşıyabileceği bir hançer.
Vardık Selim. Çok güzel. Bu yedindiğin üzere bu hançeri de bana çekmezsin inşallah. Orası hiç belli olmaz. Ester? Sultanım. Seni gördüğüm iyi oldu. Zira konuşmak istiyordum ben de. Öyle mi? Buyurun, mesele nedir? Silahlarla alakalı. Aranızdaki gizli münasebetten haberim var. Sana bir tavsiye. Silahlarla düşüp kalkmayı bırak. Yoksa validem neler karıştırdığını öğrenir. Sultan. Kimden içtiniz bilmiyorum. Lakin böyle bir şey yok. Ben ikaz edeyim de gerisi sana kalmış. Sultanım. Seni dinliyorum Ahizade Efendi. Sizi kendi meselemle meşgul ettiğim için bağışlayın. Mecbur kaldım. Dün hünkârımız çağırdılar. İlyas Paşa'nın isyanından mütevellit beni suçladılar. Dahası işbirliği içinde olduğumuzu ima ettiler. O kalleşin kötü niyetini nereden bilebilirdim? Vaktiyle hocalığını yapan Yahya Efendi dahi bilmezken. Senin sadakatinden kimsenin şüphesi yok. Zira öyle olsa burada olmazdın zaten. Lakin İlyas Paşa ile ilgili hünkâr oğluma yanlış tavsiyede bulunmuşsun. O da seni ikaz etmiş. Ne var bunda? Her laf işittiğinde gelip bana şikayet mi edeceksin? Siz bilirsiniz sultanım. O vakit hünkârımız Yahya Efendi'nin kıymetli tavsiyelerine kulak versin. Malumunuz sizi de pek sever Yahya Efendi. Bunların yıldızı barışmayacak belli ki. Sinan Paşa'ya söyle, gereğini yapsın. Emredersiniz sultanım. Sultanım. Ahizade Hazretlerinin pek keyfi yok anlaşılan. Ester, niye geldin sen? Mühürlerimiz gereken bazı evraklar var. Onları getirdim. Allah'ım, sen beni bilirsin ya Rabbim. Ben bugüne kadar bin türlü çiçeğin tadına baktım ama hiç kalp kırmadım. Gönüller yaptım, hep sen de şahitsin. Şimdi de senin inayetine sığındım, uçmaya niyetlendim. Şu Hazarfen kulunun yüzünü kara çıkarma Allah'ım. Oh. Ya Allah! Allah, ne oluyor? Ya muhterem. Muhterem bir dur ya. Nereye ya o? Ha? Her gün mü uçuyorsun? İnsan bir Allah'a ısmarladık demez mi? Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. İnsan bir hakkını helal etmez mi? Helal olsun. Ya evliya. Evliya tam. Ya çekil şuradan. Rüzgarım kaçacak. Çekil. Demek öyle. Ne demek öyle?
Gölge etme, başka ihsan istemem diyoruz. Hayır öyle değil, çekil önümden, rüzgarı kaçırtıyorsun diyorum. Ya muhterem bir Fatiha okusay. Arkamdan okursan, geç geç. Tamam tamam dur, hadi bakayım bismillah. Haydi bakayım, haydi bakayım, haydi. Ya Allah! Fatiha! Uçuyorum Evliya! Eğer bir şey olduysa bunun ardında bıraktığı hatunlara ne söyleyeceğim? Ay beni paramparça ederler. Hatunlar. Kanatsız! Ah, bir uçumlu kanat istedim be. Ya muhterem, tamam. Tamam yavaş, 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 yavaş. Hop, tamam tuttum. İyi misin, ha, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Bacağım acıyor biraz. Başkan. Vurdum. İyiyim Evliya, iyi. Ya muhterem, çok korktum ya. Ya başına bir şey gelseydi? Galata'nın hatunlarına ne diyeceğim diye çok düşündüm. Bir anda rüzgar değişince muazenem bozuldu. Ama o bile muazzam devli ya. Yok. Senin muazenen zaten doğuştan bozuldu. Sema'ya suç bulma. Yok yok. Bu yükseklik yeterli değil. O yüzden olmadı. Gör bak bir dahaki seferini nasıl uçuyorum. Ya muhterem ayakta duramıyorsun. Ne uçması ya o? Olmuyor böyle. Evliya şevkimi kırma. Dost dediğin kara günde belli olur. Yapma böyle. Tamam tamam tamam. İyisin ya. Gerisini boş ver. Hadi gidelim. Kanat. Burada mı kalacak Kanat? Kalsın bir gariban bulursa sebeplenir. Sebeplenir mi? Tabii. Sevinir yazık. Sevinir mi ya? Tabii sevaptır. Sevap mıdır? Ya Evliya hadi al şunu ya. Tamam tamam tamam. Kendi başına gitme, kendi başına gitme. Ya muhterem, bununla uçulur mu ya? Ester, niye kıvranıyorsun sen? Dilinin altında ne var senin? Sultanım. Canınızı sıkmak istemiyorum, lakin söylemesem de olmaz. Silahdara bir müddettir yakında davranıyordu bana. Konağıma gelip gidiyordu. Ne sebeple? Ağzımdan laf almak istiyordu. Belli ki. Yani niyetini anladım tabii. Onu göz hapsinde tuttum. Gizli bir işi var mı, öğreneyim diye. Var mıymış? Nasıl desem bilmiyorum. Silahdar ağanın gizli bir münasebeti varmış. Atike Sultanımızla. Dışarı çıkın, yalnız bırakın bizi. Validem, ne oldu? Bunu asıl sen söyleyeceksin Atike. Gizli bir münasebetin varmış, doğru mu? Hayır. Zinhar, böyle bir şey yok validem. Nereden çıkardınız bunu? Bak bunu sana bir daha sormayacağım. Hakikati söyle bana.
silahlarla aranda bir şey var mı? Yok. Bir şey yok. Validem. Yemin ederim yok. Kim uyduruyor bu yalanları? İnşallah doğru söylüyorsundur. Yoksa ben sana ne yapacağımı biliyorum. Ağlar! Geberhan'ı çağırın çabuk. Gel. Sinan Paşa. Şeyhülislam Hazretleri. Dün gece olanları işittim. Nasıl böyle bir ithama maruz kalırsınız hayret ettim. Oysa ki siz devrin en kıymetli alimlerindensiniz. Sadece ben değil, Gülbahar Sultanımız da çok üzüldüler. Bunlar hünkârımızın değil, etrafını saran sırtlanların akılları. Tek dertleri kendi devranlarını sürdürmek. Er ya da geç, ah da yerini bulur, hak da. Şeyhülislam Hazretleri, Gülbahar Sultanımız sizinle münasip bir vakitte görüşmek istiyorlar. Sinan Paşa, Gülbahar Sultanımıza hürmetlerimi bildirin. Görüşmemiz pek münasip olmaz. Malum, hünkârımız buluttan dahi nem kapıyorlar. Olur da fikrinizi değiştirirseniz, haberim olması kâfi. Validem, beni çağırmışsınız. Hayır olsun. Evlatlarımın hepsi beni tek tek hayal kırıklığına uğratıyor. Kulağıma bazı laflar çalındı silahlarla alakalı. Silahlar mı? Atike ile aralarında gizli bir münasebet varmış. Senin haberin var mı? Nereden çıktı bu validem? Kim uyduruyor böyle şeyleri? Yok böyle bir şey. Emin misin? Eminim. Böyle bir şey olsa ben bilirdim. Atike benden hiçbir şeyini saklamaz. Hem böyle bir şey mümkün mü? Âlâ. Zira böyle bir şey mevzu bahis dahi olamaz. Silahlara değil kızımı, günahımı bile vermem. Ağlar! Atike, nereden biliyor validem? Kim söylemiş? Benim bir tahminim var. Ester, kesin o söyledi. Ester mi? Ester nereden biliyor? Sabah karşılaştık. Silahlardan uzak durmasını söyledim ona. Yoksa valideme söylerim dedim. O da aklınca kendini kurtarmak için beni ateşe attı. Ama ben bunun hesabını sorarım ondan. Atike, hiçbir şey yapmayacaksın. Yaptığın zaman neler oluyor gördün. Silahlardan da, Eser'den de uzak duracaksın. Anladın mı? Ağlar. Ahmet'im,
Hanzadem. Baba. Nedim benim aslan parçam. Hanzadem, güzel meleğim. Haremde lokma dağıttılar. Narin dedi ki kardeşimiz olacakmış. Doğru söylemiş. Siz sevindiniz mi buna? İnşallah erkek olur kılıç öğretirim ona. Hayır kız olsun. Hep ben yalnız kalıyorum. Gözünüz aydın hünkârım. Hatun Aşuhteli'yi herkesin diline düştü sultanım. Az kaldı, sabredin. İnşallah Nar. Sultanım. Anadolu Beylerbeyi Küçük Ahmet Paşa bir ulak göndermiş. Zannedersem İlyas Paşa'nın isyanıyla alakalı. Bilmek istersiniz diye düşündüm. Bilsem ne fayda? Hünkar oğlum bana kulak verseydi şimdiye kadar çoktan almıştık canını. Lakin beni dinleyen yok. Sultanım. Hadiseler bitmiyor silahlar. Valideme Atike ile aranızda gizli bir münasebet olduğunu söylemiş biri. Kim söylemiş? Nasıl söyler böyle bir şey? Bilmiyorum. Atike'ye kalırsa Ester Hatun. Ester mi? Validem çok sinirlendi. İnkar ettik tabii. Lakin bir kere şüphelendi. Bunun peşini bırakmaz. Ne yapacağız silahlar? Sultanım, telaş etmeyin. Zira böyle bir vaziyet yok. Ya validem bizi öğrenirse? Söylentisini dahi tahammül edemiyor. Hakikati öğrenirse kıyameti koparır. Er ya da geç herkes öğrenecek. Ben her zorluğa hazırım. Yeter ki siz yanımda olun. Nasıl olacak silahlar? Bir anda Atike'nin sana olan aşkı. Bir anda validemin öfkesi. Hünkârımızı söylemiyorum bile. En iyisi yolu yakınken dönmek. Olmaz silahlar. Aramızda dağlar, denizler var. Biz asla kavuşamayız. Ağlar. Sultanım. Asoda başım. Hünkârımıza bir ulak getirdi. Anladığım kadarıyla mühim bir mesele. Gel. Hünkârım. Küçük Ahmet Paşa yollamışlar. Validemin istihbaratı doğru çıkmış. İlyas Paşa isyan bayrağını çekmiş. Ahmet Paşa da durdurmak için peşinden gitmiş. Hünkârım, emriniz nedir? Hüseyin ağa, sen önden yola çık. Ahmet Paşa'ya haber ver. Bütün gücüyle saldırsın o köpeğe.
Sen de destek kuvvetle yanımda olsun. Emir ferman yüce padişahımızındır. Hazırlığını yap silahlar. Biz de peşlerinden gideceğiz. Sultanım, vazifeyi devraldım. Bundan böyle Kudüs Şövalyelerinin İstanbul'daki başı benim. Güç Ademoğlu'nun aklını başından alır Sinan Paşa. İnşallah böyle bir makama geldin diye pusulanı şaşırmazsın. Benim pusulam şaşmaz sultanım. Beni zinhar Cornelius'a aynı kefeye koymayın. Emelim Devleti Aliye'yi şehzademizin saltanatında eski günlerine kavuşturmak. Kudüs şövalyeleri yahut acemler umurumda değil. Onlar beni kullanıyor, ben de onları. Âlâ. İnşallah yeni vazifen bize iktidarın kapılarını açacak. İnşallah. Lakin aklım şehzademde.
Sultan Murat Beyazıt'ı da sefere götürdüğüne göre kardeşine itimat etmiyor belli ki. Telaş etmeyin. Kaideler icabı şehzademizin sefere gitmesi zaruri. Lakin tedbirimi aldım. En güvendiğim adamlarım şehzademizi korumak için tetikte olacaklar. Âlâ. Hazır Sultan Murat yokken elimizi çabuk tutmamız lazım. Bir an evvel güçlü ittifaklar kurmalıyız. Ben de bu hususta konuşacaktım. Ahizade Efendi, nihayet sizinle görüşmeyi kabul ettiler. Gel. Gülsüm Altun, yeni bir haberin mi var? Beklediğiniz gün geldi sultanım. Fare Hatun bugün öğleden sonra çarşıya çıkacakmış. Aşiftemiz nihayet arz endam edecek. Ağlara haber ver Nari. Hazır olsunlar. Faryanın rüzgarı buraya kadar. Annelik size çok yakışacak. Zaman ne çabuk geçiyor. Erdar Sarayı'na geldiğimde karşımda küçücük bir kız çocuğu vardı. Güçlü, korkusuz, oh, çok inatçı. Peşimden az koşmadım. Elinizde kılıç, bütün gün talim yapardınız. Belki kimsenin yapamadığını artık bu bebek yapar. Kılıcınızı bırakırsınız. Asıl şimdi ihtiyacım var. Onu korumak için. Gel. Gülbahar Sultanım. Sinan Paşa. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hoş buldum Şeyhülislam Hazretleri. Bağışlayın sultanım. Daha evvel benimle konuşmak istemişsiniz. Şartlar ancak müsait oldu. Lafı evirip çevirmeyeceğim Müftü Efendi. Siz de gayet iyi biliyorsunuz ki Sultan Murat ve validesi Kösem Sultan'ın devri artık kapanmalı. Gidişat hiç iyi değil. Sultan Murat'ın aldığı kararlar hepimizi felakete sürüklüyor. Sizin de bu vaziyetten memnun olmadığınızı biliyoruz. Bunun manası nedir? Benden ne istediğinizi anlayamadım. Eğer bana ve oğluma destek olursanız, hak ettiğiniz kıymeti ziyadesiyle göreceksiniz. Nizam-ı alemin tesisinin tek yolu Şehzadem Bayezid'in tahta çıkması. Aman sultanım, siz neden bahsedersiniz? Bu laflar hepimizi ölüme götürür. Asıl bir şey yapmazsak gideriz ölüme. Sultan Murat'ın kimseye acıması yok. Geç olmadan kendi kaderimizi kendimiz tayin edelim. Yoksa bir mezarımız bile olmaz.
Surları tahkim ettik paşam. Zinhar aşamazlar. Haftalarca, hatta aylarca direnebiliriz. O kadar sürmez. Elbet Acem dostlarımız bize destek verecek. Nedir vaziyet Hüseyin ağa? İzahat ver. Emrettiğiniz üzere Ahmet Paşa'mızla taarruza geçtik. İlyas Paşa'nın ordusu dağıldı. Gafil, mağlup olacağını anlayınca kalan askerlerini toplayıp kaleye sığındı. Demek buraya sığındılar. Kale tahkim edilmiş. Topları kuvvetli. İlyas Paşa da buna güveniyor. Kaleden dışarı çıkmıyor. O çıkmazsa biz içeri gireriz. Ne vaziyette, uyandılar mı? Uyandılar. Bir şey mi oldu? Vallahi ne yapacağız, şaştım kaldım. Ağalar söyledi. Şehzade Kasım'ın durumu hiç iyi değilmiş. Sultanımıza söylememiz lazım. Şehzademize bir şey olursa vebalini ödeyemeyiz. Olmaz. Bizim bir hal çaresi bulmamız gerek. Hekimleri göndereceğim şehzademize. Bir baksınlar, eğer vaziyet kötüyse işte o vakit söyleriz. Hacı ağa! Ne olmuş Kasım'a? İşte bu hatun. Tersane Sarayı'ndaki aşufte bu. Herkes duysun, işitsin. Aşufte. Padişah Efendimizin kapatması olmuş. Bir de utanmadan insan içine çıkıyor. Yatacak yerin yok senin. Edepsiz aşufte. Açın kapıları, şehzademi göreceğim. Bağışlayın sultanım. Ancak mümkün değil. Sen kim oluyorsun da benim emirlerime karşı geliyorsun? Derhal açın kapıları.
Eğer oğluma bir şey olursa kendi ellerimle alırım canınızı. Açın kapıları! Kenan Keşa. Siz ne arıyorsunuz burada? Ne işiniz var haremde? Kapıları açın. Ağam. Kapıyı aç. Esaret bitti. Bir daha asla girmeyeceksin o deliğe. Sultanım. Hünkârımızın kati emri var. Şehzademizin çıkmasına müsaade edemeyiz. Olmaz validem. Hünkârımız beni öldürür. Hayır, olmaz öyle şey. Ben yaşadığım sürece sana kimse bir şey yapamaz. Gel. Validem. Hünkârımız bir karar vermiş. Karşısında kimse duramaz.